Arkadaşlar merhaba, Kripto Ekonomi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüksek potansiyele sahip coin'leri inceleyeceğiz. Mustafa hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün yüksek potansiyelli coin'lerden bahsedelim biraz. Kendimiz tamam. biraz analiz yaptığımızda 3-4 tane coin çıkarttık. Aslında daha fazla da var ama. Bunları gün gün işlemeye çalışacağız. Analiz yapmaya çalışacağız. Evet. Bunları da e, inceleyelim seninle beraber. Birkaç tamam. zaten bizim Telegram grubumuzda sorulan coinler. Bunların. Bitcoin'le başlayalım o zaman. Evet. Bitcoin genel kripto para piyasasında e, şu an önümüzde de gördüğü, görüldüğü gibi bir kırmızı durum söz konusu. Ancak piyasa genel itibariyle bir stabil bazı coinler bugün çok fazla yükseliş gösterdi. Chiliz örneğinde olduğu gibi ve bazı yine alt, diğer alt olduğu gibi hmm. e, ciddi yükselişler yapan alt var. Bitcoin 40 işte 57.500 dolar seviyesinde işlem görüyor şu an. 48.000'e yaklaşıyor. Sonra 57-56.500'e geri çekiliyor. Bu arada hareket ediyor durum biraz stabil diyebiliriz. Yani çok fazla bir oynaklık şu an için söz konusu değil özellikle Bitcoin özelinde. Dominansında Bitcoin'in %63'e geldiğini, e, yükseldiğini görüyoruz. Bu da bize yine farklı emareler işaret ediyor. Bunu bir sonraki videomuzda Bitcoin'in kendi analizini ve dominans analizini yapacağız. O videoda ayrıca e, konuşacağız. Burada bizim projelerimiz seninle belirlemiş olduğumuz dört önemli projemiz var. Bunlardan bir tanesi ION. Şimdi burada yine web sitesine giderek e, bakabiliriz burada ION kendi sitesinden. E, biz yalnız burada e, kısa ve özet bilgiler vermeyi, geri kalan e, detay bilgileri ve teknik bilgileri de yine izleyicilerimiz e, buradaki linklerden detaylarına girebilirler. Biz videoyu boğucu olmamak, sıkıcı olmamak için çok uzatmamak için, çok detaylandırmamak için biraz daha özet bilgi şeklinde vermeye çalışacağız. Onu belirtelim. Burada Aion'da yine web sitesinden kurumsal yapısı ilgili bilgi alabiliriz. Dökümanlar bölümünden site Türkçe çevirerek dökümanlarını okuyabiliriz. Aion web sitesinde burada soru-cevap bölümlerinden ne olduğu ile ilgili bilgiler edinebiliriz. Şimdi ayon yine parlayan yıldızlardan bir tanesi Koyunlar içerisinde alt koyunlar içerisinde özellikle burada mesela 2017 yılında ayon en tüm zamanların en yüksek değerini biz 10 dolar olarak görüyoruz. Şu an bulunduğu 0.21 dolar yani 21 centlik fiyatını da biz onu buna böldüğümüzde 2017 yılındaki zirvesine yani 10 dolara giderse yaklaşık bize 50 katlık bir getiri sağlama potansiyeline sahip altcoinlerden bir tanesi ayo. Bunu belirtmiş olalım. Bu demek değil ki kesinlikle 50x'e gidecek ya da gitmeyecek. Bununla ilgili %100 bir net bir ifademiz yok. Onu belirtelim ama potansiyel anlamında e, yüksek x yapma potansiyeline sahip bir altcoin. Bunun yanında piyasasına bakalım. Neredelerde işlem görüyor? Şimdi Binance borsamızda en büyük hacme sahip zaten. E, çeşitli parite özellikle Bitcoin ve Ethereum paritelerinde çok alınıp satılan bir altcoin. Bu bizim için önemli bir kriter. Tether yine paritesinde görüyor e, işlem. KuCoin'de var. Bit tam da var işlem görüyor. Ee, bizim bildiğimiz burada yine LATOKEN'ler falan var, bixiler, bixiler, bu gibi Bitfinex gibi borsalarda, Coinben gibi borsalarda işlem görüyor arkadaşlar. Ama yine en çok hacim burada Binance borsasında, sonrasında da yine Kucoin borsasında en büyük hacimli işlemler. Bunu belirtmiş olalım. 24 saatlik hacmi yaklaşık şu an 40 milyon dolarlık bir hacim var. Piyasa değerimiz 107 milyon dolarlık bir piyasa değerimiz var. Dolaşan arzımız 492 milyon adedimiz var. Bu maksimum arz noktasında da şu an buraya herhangi bir düzenleme girmemiş CoinMarketCap onu da belirtmiş olalım. Ayonda beklenti büyük diyebilirim. 2017 zirvesinden dolayı özellikle ve e, projelerin kalitesinden kaynaklı olarak beklentiler yüksek. Bunu belirtmiş olalım. Bir sonraki projemiz Kavaya geçelim. Kavada yine KavaiO'dan buradan detaylı bilgiler edinebiliriz. Teknik dokümanlar vesaire buradan, ekibi buradan ulaşıp okuyabiliriz. Bunu belirtmiş olalım. Finans diyor ki Kava, finans kurumları tarafından en güvenilir Defi platformudur diyor. Defi'nin ne olduğu ile ilgili yine e, kısa bir bilgi verelim. Defi'de bizde merkeziyetsiz platformlardan bahsediyor aslında. E, merkeziyetsiz dediğimiz bu borsa olur başka bir, şey, bir işlem olur tamamıyla yapılan o projenin merkeziyetsiz hale getirilmesi meselesi Defi kısa ve öz anlamıyla söylüyorum. Şimdi burada Kava'ya baktığımızda en yüksek tüm zamanların en yüksek zirvesi 7.23. Şu an fiyatımız yaklaşık 6 dolar. Bunu belirtmiş olalım. Piyasa olarak Binance borsasında Huobi Global'de Kraken'de çeşitli paritelerde Get.io'da, Bitmex'de ve çeşitli yine diğer borsalarda, Upbit borsasında ve diğer farklı yine kurumsal borsalarda işlem görüyor. Ben yine konuyu uzatmamak adına kısa kesiyorum. Ee, yine hacim anlamında Binance borsası en yüksek hacime sahip borsa. Bunu belirtmiş olalım. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki altında kaliteli projesi olan ee, coinler büyük borsaların hepsinde, kurumsal borsaların hepsinde işlem görüyor. Yani bu bile bizim için temel analiz anlamında bize bir yol gösterici unsur. Bunu belirtmiş olalım. Aragon'a geçelim. Ant kısa kısaltı. kısaltı. Ant'ın e, tüm zamanların en yüksek değeri 2020'nin 13 Ağustos'unda 11.45 seviyesi. Şu an o da 5.70 seviyelerinden işlem görüyor. Bunu da yine belirtmiş olalım. Yine piyasa anlamında Binance'te işlem gören, Huobi Global'de işlem gören, Kraken'de Bitrex borsalarında işlem gören, Bitfinex'te vesaire işlem gören bir e, altcoinimiz. Beklentiler yüksek. Peki diyeceksiniz ki beklentiler neden bu kadar yüksek olabiliyor? Neye göre yüksek olabiliyor? 2017 yılında piyasa büyüklüğümüz tüm kripto para piyasamızın piyasa değeri yani şurası 800 milyar dolardı. Maksimum gördüğü zirve 800 milyar dolardı. Bugün yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolar. Yani iki katından daha fazla 2.1 2.2 katında bir büyük kripto para piyasası var. Dolayısıyla beklentiler 2017 zir zirvelerinin çok çok daha üstünde şeklinde şu an tüm dünyada böyle beklentiler var. Son olarak bu videomuzda NKN NKN'yi inceleyelim. Şu an an itibariyle 0.19 dolardan işlem görmekte. 2017 zirvesine değil tabii ki zirvesi 2017 değil. 2020 13 Mart'ta ee, pardon pardon 2018'in ocağında yani 2017 zirvesi 0.54 yani yarım dolardan biraz fazla. Şu anki fiyatımız yine 0.19 dolar. Yine buradan nkn.org'a gidip detaylı bilgileri oradan alabiliriz. Platformlar olarak da yine Binance'te, Hobby Global'de, Bitrex'te, GTO'da bunun dışında da Upbit borsasında ve Blexi'de falan işlemlerini görüyor Latoken'de yine işlemlerini görüyor. Bizim için yine en önemli borsalar Bitrex, Huobi Global, Binance borsaları bizim için yine temel analiz yapmamız anlamında önemli parametreler bunlar. Bunu da dedikten sonra bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada proje tanıtımı. Bakın şöyle bir proje var demek için hazırladığımız içerikler bunlar 2017'de belli seviyelere gelmiş. 2021'de de yine 2020'de büyük karlar kazandırmış, 2020'de büyük bir potansiyeli söz konusu olan projeler bunlar. Bakın önümüzde bugün NKN var, %72 an itibariyle getirisini görüyoruz. Gün içerisinde bu NKN çok çok daha yukarılara çıkmıştı. Dolayısıyla potansiyeli yüksek olan projeleri listelediğimizde biz bu videoda bu 4 e, altcoin'i ele almış olduk. Bundan sonra yine diğer altcoin'leri incelemeye de devam edeceğiz. Sizin de bizden talepleriniz, istekleriniz varsa şu altcoin'i de inceler misiniz demek için bu videonun yorum kısmına istediğiniz altcoin'leri yazabilirsiniz. Biz de buradan bir inceleme videosu oluşturabiliriz. Bu videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz e, seviniriz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız e, bizi mutlu edersiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın bol kazançlar. bak.